Bu Deniz niye gelmiş kızım? Çok mu özlemiş bize? Küpesini düşürmüş anneciğim. Evi toparlarken buldum. Aradım sonra. Yakınlardaymış, uğradı. Resmen bir daha gelmek için bahane bu. Küpesini düşürmüşmüş. Bak 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 bak. Bizi yedik. Yani anneciğim kız niye durup dururken böyle bir şey yapsın ki? Evladım bizim aileye girmek isteyen her kadının numarasıdır bu. Biz bunlara alışkınız. Neyse hadi. Dur ben de yardım edeyim de toparlanalım bir an önce. Hadi kızım. Ne yapıyoruz şimdi? Yani gerçekten biri bana biz taşınırken sizin bana yardım edeceğinizi söylese hayatta inanmazdım. Hayat sürprizlerle dolu Aslı'cığım. Yani her şeye inanmamak lazım evladım. Hadi az laf çok iş. Hadi kızım. Hadi evladım. Şimdi ne yapıyoruz anne? Ben anlatayım. Ben ufak tefek bir sürü bir şeyleri toparladım. Hı. Tamam mı? Ama çok fazla çerçöp çıktı tabii. Onları atacağım. Yani birçoğunu yeni eve götürmeyeceğim. Bence de. Götürme tabii evladım. Hepsi ıvır zıvır çöp. Hatta diyorum ki, sen yeni eve baştan aşağı yeni mobilyalar aldırt Mehmet Ali'ye. Anneciğim iyi misin? Aa, gayet iyiyim. Neden? Yani senin bana şu anda hani oğluma masraf yaptırma falan demen gerekmiyor muydu? Aa, bak şu anda benim kalbimi kırıyorsun Aslı. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim evladım? Sen çalışan bir kadınsın. Senin Mehmet Ali'ye mi ihtiyacın var Allah aşkına? Gerçekten duyduklarıma inanamıyorum. Ne var o kutuda? Bu kutuda anneciğim Mehmet Ali'nin ıvır zıvırları var. Yani böyle bir sürü bir şey toplamış. Gelsin soracağım. Ne soracaksın evladım? At gitsin Allah aşkına. Senin için gereksiz olan gereksizdir zaten. Yok anneciğim öyle olur mu? Bak yıllığını saklamış mesela. Belki istemez atmamı. Sen gene de at. İçinden at bak geliyorsa at çocuğum. At gitsin. Hı. Burada ne var? Anne bir şey söyleyeceğim. Şu Mehmet Ali'nin yıllığını açıp bir okuyalım mı? Hayır bir bakalım yani arkadaşları neler demiş Mehmet Ali için. Aa, ama kızım yani bu tabaklar evladım böyle olmaz yani. Bak çok kötü sarmışsın bunları. Anneciğim ne yapayım? Ne kırılır evladım. Sen getir bakayım neden doğru dürüst. Bu yok mu başka gazetelerin? Anneciğim, onları ben beraber saralım. Böyle olmaz çocuğum. Anneciğim ben sardım ya zaten işte bunları. İyi saramamışsın evladım. Ne kadar gazetim? Getir şunları. Bir daha sarmamız lazım en başta. Gayet iyi sardım. Anneciğim iki kere iş yapmayalım şimdi. Ne gerek var? Yapalım. Yapalım. Koyun doğruya. Elimize mi yapışacak? Tamam. Tamam bir daha saralım anne. Bir daha saralım. Bu ne bu? Ay yok Gözdeciğim yok. Gelmene gerek yok. Hakikaten yok. Ben hallediyorum vallahi. Yavaş yavaş hallediyorum. Bana bak kayınvalidem de burada. Vallahi ben de çok şaşırdım yani. Neyse şimdi yoruldum. Şöyle bir kahve yaptım, dinleniyorum. Hı hı. Ay Gözde ne diyeceğim? Bana bak eşyaları toparlarken Mehmet Ali'nin yıllığını buldum, yıllığını. Gerçekten. Hayır diyorum ki şöyle bir açayım okuyayım. Acaba bana anlattığı kadar çalışkan mıymış yani lisede? Evet. Tamam, tamam. Ben zaten ilginç bir şey bulursam fotoğrafını çeker gönderirim sana. Açık dalga geçeriz şu Mehmet'e. Tamam, tamam Gözdeciğim. Hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Evet. Mehmet Ali. Kızım, sen ne yapmışsın ayol? Bunları yıkamadan doldurmuşsun huşların içine. Aa. Anneciğim, yıkandı, temiz onların hepsi. Yıkansa evladım, bunlar temiz kokar. Bak, bak, kokmuyor işte. Pis kokuyor. Anneciğim, bu kıyafetlerin hepsi temiz, öyle koydum ben hurca. Evladım, temiz değil. Sen bunları yeniden at makinaya, şunları, yarısını. At şunları çocuğum makinaya. Ay, anne. Şunları yıka, ben de geri kalanını bari al bunları. Böyle olmaz, böyle ev kadınlığı bu değil. Ben de geri kalanını alayım bari.
aşağı makineye götüreyim, yıkayayım. Böylelikle daha çabuk biter. Hadi kızım, hadi. Şuradan tamam, şöyle bir daha alayım, dur. Dur. Hadi hemen at onları, anca kurur onlar. Ay. Alo Mehmet Ali. Bak annen taşınmamamız için elinden geleni yapıyor. Çok ciddiyim hayatım. Ben 24 yıldır tanıyorum kayınvalidemi. Vallahi bir işler çeviriyor Mehmet Ali. Annen bir işler çeviriyor. Bana karşı inanılmaz iyi. Çok iyi davranıyor bana. Kesin bu işin içinde bir iş var Mehmet Ali. Ve bak çok büyük bir tehlikeye işaret ediyor bütün bunlar. Uyarıyorum. Bak seni şimdiden uyarıyorum. Ne olursa olsun taşınıyoruz biz bu evden Mehmet Ali.